vermediniz, vermeyeceğiz inşallah. Diyarbakır'ı bu duruşuyla, bu değerleri düşünce odaklarına bile bırakmayacağız. İşte belediye de öyle. Hissetmek için devlet organizmasının en önemli kurumsal bir varlığı. Gönderilen her bir kuruş da millete değil, kan dile harcandı. Millete hizmet için değil, ihanete aktörlerinin her alanda güçlenmesine sahip oldu. Hiçbir devlet, hiçbir demokrasi veremez. Bugün yapılan budur. Millete hizmet için var iyileştirerek onların hayır duasını almayı nasip etsin. Amacım devletin her kademesinde devlet milletine hizmet için vardır şiarı ve düsturu içinde hareket edin. Hala bu büyük şehrin yolda, suda, altyapıda hepiniz biliyorsunuz ciddi sıkıntıları var. Nereye yakışır bir inşallah alan ve bir bina yapacaktık. O konuda geciken eksik var. Her zamanda projesini yapacağız. Şehit ve gazi ailelerimize, kahraman korucularımıza sizlere... Müsaadenizle efendim. Dua edin. Allah razı olsun. Bütün hemşehrilerimizi gönderden hiç indirmesin. Ezanımızı eksiltmesin inşallah. Yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Arkadaşa selam muhabbetlerimiz. Görüşmek üzere. İçişleri Bakanlığı tarafından atanan belediye başkanlarımıza hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletmek üzere bugün sabah Mardin'de şimdi de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Sayın Valimizi ziyaret ederek hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi ilettik. Milletin evinde millete hizmet etmesi gereken bu makamlarda maalesef hepimizin bildiği gibi PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yapan belediye başkanlarından tutun şehir ve cadde isimlerine şehit ve gazilerimizin isimlerini yerine dağda örgüt saflarında vurulan teröristlerin isimlerini veren, devletin, milletin vergileriyle ödenen paraları PKK terör örgütüne hizmet olarak aktaran, aziz Diyarbakır'ın peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'ın sokaklarını sürekli kaosa çevirmek için elinden gelen bütün gayreti gösteren, hiçbir zaman hiçbir yerde PKK terör örgütüyle arasına mesafe koymayan bu belediyeler bu görevlerini yapmadıkları için İçişleri Bakanlığımız tarafından buraya belediye başkan vekilleri atanmıştır. Bizim belediye başkan vekillerimize desteğimiz tamdır. Şehit aileleri ve gaziler olarak, güvenlik korucuları olarak her zaman ve her ortamda onların yanındayız. Valilerimiz göreve başlar başlamaz bu milletin bizlere emaneti olan şehit ve gazi yakınlarımızı iş akdini fesheden HDP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan şehit ve gazi ailelerimiz derhal süratli bir şekilde tekrar işe alındılar. Bu kapsamda da sayın valilerimize, belediye başkan vekillerimize teşekkür ediyoruz. Bu ülkede Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da, Hakkari'de birçok yerde belediyeler tarafından, HDP'li belediyeler tarafından vatandaşlarımızın çocukları maalesef zorla dağa gönderilip terörist haline getirilip sonra da milletimize kurşun sıkacak duruma getirildi. En son Diyarbakır'da yüreği temiz, güzel bir annemiz, ben burada bir şehit çocuğu olarak o annenin ellerinden öpüyorum sizin huzurunuzda. Yüreği temiz, cesaretli o annemiz çıkıp PKK'nın ve HDP'nin tabiri caizse kimyasını bozacak şekilde evladımı istiyorum diye bu belediyenin önünde HDP il başkanlığının önünde ciddi bir direnç gösterdi ve o mücadelesini de sonuna kadar sürdürerek evladını teröristlerin dağ kadrosunun elinden kurtardı ve vatanımıza bir evlat kazandırdı. Bu da gösteriyor ki bundan sonra artık Diyarbakır'da ve Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. HDP'li belediyeler ellerini kollarını sallayarak vatandaşların çocuklarını dağa götüremeyecekler. Kendi çocukları Ankara'da, İstanbul'da, Avrupa'da en güzel ve en özel kolejlerde okurken garip gurebanın, fakir fukaranın çocuklarını dağa götürüp terörist yapmak ve sonra da tabutlar içerisinde onların cesetlerini getirmek suretiyle üzerinden siyaset yapma devri bu annemizin bu başkaldırı ve isyanıyla inşallah sona ermiştir. İnşallah bundan sonra bütün aileler, bütün anneler çocuklarına bu şekilde sahip çıkacaklar. Her anne için kendi çocuğu değerlidir.
Ama söz konusu HDP olunca kendileri için sadece kendi çocukları değerlidir. Hiç memnun ne cilde dönüyor? Ну, подожди, что-то.